Evet, herkese iyi akşamlar. Yeni bir girişimcinin dünyası programıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bugüne kadar girişimcilikten bahsettik, girişimcilik ekosisteminden bahsettik, kurumlardan bahsettik, yatırımcılardan bahsettik ve bu girişimcilik ekosisteminin ana unsurlarından biri girişimcilerden bahsettik. Bugün de misafirlerimiz yine Kıbrıs'taki ilk girişimcilerden, ilk teknoloji girişimcilerinden Bitayka ekibi. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, biliyorsunuz bugüne kadar yaklaşık 8-9 program yaptık. Hep Kıbrıs'taki girişimcilik ekosisteminden bahsettik. İzleyenlerimize bu konuda farkındalığını arttırmaya başladık. Sizler de aslında bu ekosistemin ilk neferlerindensiniz, ilk askerlerindensiniz ve yaklaşık bir yıldır mücadele ediyorsunuz. Bitayka adında bir program geliştirdiniz, bir hizmet geliştirdiniz ve bu hizmet üzerinden vatandaşlarımıza hizmetler sunmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Bitayka ekibi kimdir, kimlerden oluşur? Buyurun Mustafa Bey. Evet, teşekkürler sevgili Temel. Çok güzel burada olmak. Programında aslında hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, 7 kişilik bir kurucu ekibimiz var bizim. Evet. Her biri alanlarında uzman. İşte satıştan pazarlamaya, işte mühendislik bölümlerinden, yani toplamda aslında 7 kurucu ortağımızın bir 150 yıllık bir tecrübesinden söz ediyoruz. Hiçbirimiz teknoloji şeyi değiliz, yani hiçbirimiz aslında startupçı değiliz modern anlamıyla. Ama dediğim gibi bir araya geldik, fırsatları gördük. Hasan birazdan anlatır zaten Bitayka'nın hikayesini. Ama çok güzel, uyumlu, bir yola baş koymuş. Buradan da ciddi girişimlerin, teknoloji girişimlerin, çünkü dünya biliyorsun artık pandemi sonrası özellikle farklı bir yere gidiyor, dijitalleşme. Evet. Dijital dönüşümden herkes her yerde söz ediyor. Ülkemizin de tabii dijital dönüşüm anlamında. Baş koyduk Bitayka projesine ve yola çıktık. Dediğim gibi 7 kişilik bir ekibimiz var. Her biri farklı alanlarda uzman. Böyle bir kısa tanıtım anlamında aslında bahsedebilirim. Şimdi tek tek girersek program çok uzar. Evet. Arkadaşlarımla haksızlık etmek istemem. Böyle kısaca bahsetmiş olabiliriz. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Evet Hasan Bey, Bitayka nedir? Onu da size soralım. Evet. Nasıl, ne zaman kurulduğunuz, ne işe yarar, ne yapar Bitayka? Bahsedeyim kısaca. Bitayka senin de bildiğin gibi Kıbrıs lehçesinde bir dakika anlamına geliyor. O bir dakika ifadesini seçmemizin ana sebebi de işte internet, hız, evet, ve bunu çağrıştırmasıydı. Ben de Bitayka'nın ne olduğunu burada öğrendim. Sen de aslında eski ekspatlarımızdan, evet, evet, uzun yıllar aynen, beyaz yaka olarak çalıştık. Aynen öyle. Yani 22 yıl kadar, evet, işte profesyonel beyaz yakalı bir çalışanlık. 2017'den itibaren de artık kendi girişimlerimizi hayata geçirdik. Bitayka'da en sonuncusu ve bunlardan bir tanesi. Bunların dışında da başka girişimlerimiz var. Yani teknoloji girişimi olarak Bitayka bizim şu anda göz bebeğimiz. Şöyle çıktı Bitayka. Aslında 2015 yılında ben adaya geldiğimde teknolojik anlamda perakendenin dönüşmemiş olmasını bir fırsat olarak gördüm. Hı. Çünkü hem dünya hem de Türkiye bu anlamda çok ciddi yol aldı. Biliyorsun artık hayatın her alanında neredeyse telefonlarımızı kullanır olduk. Yani sadece Kıbrıs'ta belki sosyal medya biraz daha fazla kullanılıyor ama evet, dünyada insanlar artık yemeklerini de buradan sipariş ediyorlar. Market çok alışverişini, köpeğini gezdirmeye şeyi hizmetliği bile buradan çağırıyorlar artık. Çok demek ki bunun hayatımızın içerisinde tam anlamıyla merkezine oturtmamız lazım. Bundan sonra trend de bence tam anlamıyla mobilde ilerleyecek. Yani web tarafında bile değil. Mobilin ne kadar güçlüyse, hı-hı, senin şirketin o kadar güçlü olacak. 2015'te bu eksikliğin olduğunu gördüğüm için 2016 yılında zaten ben domaini alarak başlamıştım. Bitayka'yı da o zaman seçmiştim. Çünkü sempatikti bir dakika anlamında vesaire. Ancak fikrin çıkış noktası evet, Hasan diyebilir miyiz? Öyle. Hem de şöyle zaten perakende geçmişimden kaynaklı. Evet. Zaten burada da bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken perakende deneyimlerimden kaynaklı bu teknolojik anlamda bunu geliştirmeyi, hı-hı, düşünmüştüm.
Yani 2016 yılında domaini aldık. Fakat ondan sonra bir türlü fırsat bulamadık. 2017 yılı, 2018 yılına kadar, 2017-18 arasında süreçleri yazmaya başladım. Ben ne olması lazım, nasıl evrilmesi lazım, süreç planlamalarını yaptım. 2019'da da artık hayata geçirmeye karar verdim. Mustafa benim bir başka şirketimde de birlikte ortaklık yaptığım arkadaşım olduğu için ilk olarak onu mecburen kontenjan aldık. Oradan başladık. Sonra sırasıyla bütün diğer arkadaşlarımı davet ederek hepsinin de rızasıyla. Çünkü startupçılık biliyorsun bir anlamda ciddi emek, para ve zaman işi. Onların ikna edilmesi de çok da kolay olmadı ama sağ olsunlar hepsi de fikre inanıp destek verdiler. Ve 2019 yılında biz projeyi yazmaya da başladık. Şey anlamında artık planladığımız süreçleri koda dönüştürmeye başladık. Bir Taika bildiğin bir garaj projesidir, onu söyleyebilirim. Yani hiçbir şeyi template değildir, tamamı en küçük noktasına kadar bizim ilmek ilmek işlediğimiz, benim bahsettiğim sürecini yazdığım, Nihat'ın tek tek yazdığı tam bir garaj projesidir. 2019'da yazma tamamıyla bildiğin %100 Kıbrıs yazılım diyebiliriz. Çünkü yazan ekip de Kıbrıs'tı. Ve 2019'da yazdık. 2020'nin Mart ayında biz finişledik. Derken pandemi çıktı. Aslında bizi böyle fırsat şirketi gibi görenler olabilir ama hiç ilgisi yok. Çünkü pandemi öncesi planlanmış bir şeydi. Pandemi sadece biraz rüzgar oldu. Ve hemen 2020 yılında da şirketleştirdik. 2020 yılından itibaren yaklaşık 18 aylıkta bir trading limited şirkettir. Öncesindeki süreci saymazsak 1,5 yıldır da varlığını devam ettiriyor. Bir dakika, kısaca benim fikrimdi ama daha sonra katılan arkadaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz bir proje oldu Kıbrıs'ta. Aslında tam bir startup diyebiliriz burada bir tane. Niye startup biliyor musun? Şöyle, bir kere çok mütevazi bir rakamla, bütçeyle herkesin emek arkadaşlığı yaparak büyüttüğü bir proje. O yüzden tam bir garaj projesi diyorum ben. Tam bir startup diyebiliriz. Bizim de programlarımızı arkadaşlara, izleyicilerimize anlatmaya çalıştığımız aslında tam olarak buydu. Yani fırsatı görüp oradaki eksikliği hissedip bu konuyla ilgili çalışmaya başlamak. Evet. O konuda girişimde bulunmak ve bunu büyütmek. Aynen öyle. İşte biraz önce dedin ya, aslında biz bir fırsatları yakalama değil. Siz aslında buradaki açığı ve ihtiyacı görüp girmiş olduğunuz aslında. Bir anlamda kendi talebimizi de oluşturduk orada yani. Tabii. Yani bu öyledir. Arz talep işleri aslında tamamen yani girişmiş bir aslında böyle. Yani siz hizmeti sunarsınız ki karşılığını bulsun. Evet. Ama sizleri tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir noktada bir konu yakaladınız ki pandemi döneminde burada sizi aslında yani destekleyen bir süreç oldu. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mustafa biraz önce bahsetti. Her bir arkadaşım kendi alanında uzman ve farklı görevler yapıyor. Ben kurucusu ya da fikrin bulucusu gibi olsam da asıl büyük iş bu fikir ortaya çıktıktan sonra diğer arkadaşlarımızın hep birlikte elin taşın altına koyması. Yani ben bu şirketin CEO'luğunu yapıyorum. Bir başka arkadaşım başka bir görevi yapıyor ama hepimiz eşit miktarda elin taşın altına koyuyor. Yani bugün Türkiye'den sevindirici bir haber geldi. Bilmem okuduysan. Bizim modelimizin benzer işini yapan Türkiye'de çok önemli bir şirket, şimdi adını söylemek belki reklama girebilir. Yine Türkiye'nin çok büyük, belki de ilk şeylerinden, teknoloji girişimlerinden 20 senedir Türkiye'de var olan bir başka şirket tarafından satın alındı. Artık Türk girişimleri değer görüyor, değerleme yapılabiliyor. Evet. O yüzden neden bizim de böyle bir değerimiz olmasın? O yüzden biz de ısrarla elimiz taşın altında şirketi büyütmenin, fikri geliştirmenin sürecini heyecanlı yaşıyoruz birlikte. Evet, aslında bu çok kritik bir konu. Yani biliyorsun şimdi bizim baktığımız zaman Kıbrıs aslında diğer büyük kurumlar için küçük bir pazar. Evet. Ama biz içimizden bu küçük pazarı iyi değerlendirip filizlendireceğimiz girişimlerle yurt dışına açılmak bizim için çok daha kolay. Yani şimdi Kıbrıs'ta biz de zaten neden Kıbrıs'ta start verdik buna? Kıbrıs küçük olduğu için bir kere soruna da kolay ulaşıyorsunuz, çözüme de kolay ulaşıyorsunuz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız bütün bir Taika'nın hayatını, ömrünü burada geçirmesi değil zaten. Burada yapmamızın sebebi projeyi çoklayabilecek seviyeye kadar burada geliştirmek. Artık paket hazır olduktan sonra dünyanın her yerine götürebilirsiniz. Okay. Sistem peki nasıl çalışıyor? Yani web ortamında mı, telefon ortamında mı? Nasıl alışveriş yapıyor insanlar bu sistemin üzerinde? Şöyle, şimdi birincisi web tabanlı önce çıktık. Biz hızlı girebilmek için web sitesi üzerinden, ardından da mobil app'lerimizi geliştirdik. Hem Android'de hem de iOS'tayız. Aynı zamanda bugün itibariyle de artık
Huawei ekosistemine de dahil olduk. Huawei'den de 3 store'dan da artık app'lerimizi indirebilirsiniz. Ama ilk olarak web tabanlı bir uygulama olarak çıktık. Web sitesi üzerinden insanlar kendi bulundukları bölgeye göre, yani lokasyon bazlı çalışıyor. Siz hangi mahallede oturuyorsanız o bölgeyi seçtiğinizde o bölgede size hizmet veren, yani sizin bulunduğunuz adrese hizmetini ulaştıran işletmeler sıralanıyor. Bu bir market olabilir, süpermarket olabilir, bu bir restoran olabilir, bu bir damacana su dağıtıcısı olabilir veya bu bir tüp gaz dağıtıcısı olabilir. Siz de adresinize yakın alışveriş yapmak istediğiniz işletmeyi seçtikten sonra onun ürün listesiyle karşılaşıyorsunuz. Bu ürün listesinden ürününüzü seçip onun diğer özelliklerinden tabii tek tek bahsedersek zaman alabilir ama bir sürü farklı yani komisyon var. Yani ürünü isterseniz favorinize ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra tek tuşla aynı ürüne ulaşabilirsiniz. Restoranı ya da marketi favorinize ekleyebilirsiniz. Yine çok hızlı daha sonra sipariş verebilirsiniz. En önemli özelliklerimizden dediğiniz gibi alışveriş listesi oluşturmak ve sonsuz yani 10 liste, 20 liste diye istediğiniz kadar liste oluşturabilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Mesela benim haftalık belli bir alışverişim i̇şte var. Maç alışverişi var. Listesi atıyorum. Tekrar tekrar onu seçmektense böyle bir özellik öyle. Varsa. Kullanan çok ciddi müşterilerimiz var bunu. Örneğin siz kuzenleriniz geliyor, PlayStation oynuyorsunuz. Evet. İşte PlayStation listesi yapabilirsiniz. Veya anneniz... Akşam mangal listesi. Evet, anneniz, eşiniz işte bir gün listesi yapabilir. Evet. Bu şekilde listelerde farklı kondisyonlar da var. İşte ürünle ilgili farklı özellikleri de gösterdiğimiz şeyler var. Yani dünya standartlarında nasılsa bizim web sitemizde de bu özellikleri bulabiliyorsunuz. Sonra siparişinizi tamamlayana kadar biz üyelik istemiyoruz. Yani insanların daha ürün listesini görmeden üye ol, telefonunu ver, mesaj at gibi streslere sokmadan sepet oluşturana kadar hiçbir bilgi istemiyoruz. Evet. Amacımız görsünler, önce bir baksınlar, güven duysunlar. Tam olarak evet, tam olarak emin olduklarında ise siparişe bu zaten dönüşecektir. Bu şekilde sipariş adımını tamamlayabiliyorlar. Bizim sistemde kayıtlı işletmelerimizin tamamı da kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda isterlerse adreslerine, eğer arzu ederlerse kullanıcılarımız örneğin evi Mausa'dadır ama Lefkoşa'da çalışıyordur. Giderken bir favori marketi vardır yol üstünde. Onun otoparkından yine zaman slotundan randevusunu seçerek otoparkında aracından inmeden de ürünü teslim alabilir. Çok bu iyi. Özelliğimiz de var araca teslim. Dilerse bu şekilde otoparktan da teslim alıp evine gidebilirler. Şimdi bu anlattıklarından şimdi daha önce yaşadığım tecrübe aklıma geldi. Şimdi mesela bizim biliyorsun İngiltere'de, Türkiye'de birçok vatandaşımız var çalışan, aileleri burada olan. Evet. Şimdi mesela annesine babasına tamamen oradan market alışverişi yapamayan annesine babasına oradan siparişini alıp gönderebiliyor o evet, zaman. Evet aynen öyle. Değil mi? Yani zaten böyle bir kolaylık var. Zaman zaman oluyor. Özellikle bu pandemi sürecinde evet. Bazı insanlar otellerde biliyorsun konakladı. Hı hı. Ve yurt dışında yaşayan eşleri, çocukları ya da işte ailesinden farklı insanlar sipariş vererek başka marketin oraya servis yapmasını sağladılar. Bu bizim uygulamamız üzerinden yapıldı. Çok iyi. Peki Mustafa Bey, şimdi isimden anlıyoruz Bitayka. Bitayka'da sipariş eve mi geliyor? Sipariş mi verebiliyoruz? Yani sizin değer öneriniz nedir burada? Nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz arka tarafta? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle tabii, yani Bitayka aslında anlamı biz insanlara bir dakikada sipariş, yani bir dakika içerisinde sipariş vermek. Evet. Aslında olayın şeyi, özeti o. Hasan çok güzel özetledi. Ve insanları market fiyatına evlerinin rahatlığında alışveriş yapmalarını sağlamak aslında. Burada peki bir komisyon mu üzerine dönüyor döngü? Yani şöyle üye iş yerlerimiz onların hem üyelik ücretleri hem de aylık satışlar üzerinden belli bir komisyon miktarımız var tabii ki. Evet. O şekilde ilerliyor. Ama biz mesela bu çok önemsiyorum bunu. Pandemiyle birlikte yani pandemiden önce kurgulamamıza rağmen Hasan'ın ifade ettiği gibi pandemiyle birlikte insanlara işte evde kal çağrısı yaparak bir sosyal sorumluluk projesi olarak çıktık aslında. Evet. Belki bunu işte yeni bir girişim pandeminin yarattığı kendi farklı dinamikler çok iyi anlatamamış olabiliriz medyada. O bizim tecrübesizliğimizle alakalı olmuş olabilir ama bu şekilde çıktık. İnsanlar dedi ki ya siz evinizde kalın, biz size marketi ayağınıza getirelim. İşte 1,5 yıl oldu dediği gibi. Bayağı güzel dönüşler alıyoruz, kullanıcılarımız var.
Bir tanesi yani bizim değer önerilerimizden bir tanesi bu. Diğeri tabii üye iş yerleri için aslında online mağaza açıyoruz. Evet. En önemlisi evet. Bence bu. Çünkü tek başına bu operasyonları şey gibi geliyor bazen. Bazen böyle muhabbet ediyorum arkadaşlarla, başka arkadaşlarla. İşte bir site açalım ya nedir? Şimdi öyle bir şey değil. Yani Bitayka'nın arkasında yani 60 bin adet bir üründen bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu ürün bunların ayrı ayrı kategorileri var. Yani işte Hasan Nihat Bey de bunları kurgularken uluslararası süpermarket outletleri üzerinden. Yani bir müşteri bir markete girdiği zaman işte nereden başlar, nereye doğru gider, nereden çıkar? Bunları düşünerek aslında mağaza insanların parmaklarına sunduk. Evet, çok iyi. Bunu tabii şöyle aslında biraz ülkenin standartlarının bakış açısında üzerinde bir proje olduğunu. Özellikle ben işte operasyon tarafında sürekli müşteriyle hem süpermarket müşterileri, üye iş yerleri, aynı zamanda da son kullanıcılarla yaptığım diyaloglardan görüyorum. Çok fazla şunu duydum mesela. Yani müthiş bir proje. Bunu nasıl düşündünüz? Böyle bir Kıbrıslı olması bu daha da bir keyif verdi vesaire gibi. Bu çok çok kıymetli oldu bizim için. Tabii dediğim gibi marketlerin özellikle çünkü marketlerle başladık diye devam edeyim. Tek başına bu operasyonları üstlenmeleri çok ama çok maliyetli. Hem zaten kısıtlı insan kaynaklarıyla işte marketlerini döndürüyorlar. Burada yani süpermarket market ayırt etmiyorum. Şimdi bunları tek başına yaptığım zaman ya bir site kuralım da işte siteyi yönetelim diye bir şey yok. Siteyi kurdunuz. Tabii. Orada nasıl bir şey çalışacak, mekanik çalışacak bunu çok iyi şey yapmanız lazım. Fiyat güncellemeleri, işte ürünler, işte stock out oldu olmadı yani bambaşka bir operasyondan bahsediyoruz. Biz doğru. Bunu her üye iş yerlerimiz için bedava yapıyoruz aslında. Yani bu hizmeti sağlıyoruz. Üye iş yerlerimiz örneğin marketler ne yapıyorlar? Biz buluşturduğumuz için müşterilerle marketleri gidiyorlar. Siparişlerini ister eve teslim ediyorlar, ister şöyle çalışıyor çünkü sistem. Belirtilen belirli saat slotları var. Bunları da marketler belirliyor. Evet. Yani marketlerin işte kaçtan kaça sevkiyat yaptıklarını falan her şeyi onlar belirliyor. Yani girdiğiniz zaman zaten Bitayka'nın aplikasyonuna veya webten girdiğiniz zaman görüyorsunuz. İşte bölge bölge seçip girip oradaki istediğiniz sizin sevdiğiniz marketi seçebiliyorsunuz. Ve o marketten alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Bu tabii sizin servis hızınızı da çabuklaştırıyor anladığım kadarıyla. Yani bölge seçimi olması. Tabii ki. Yani ve sürekli de büyüyen bir şeyimiz var. Yani daha dün önemli bir süpermarketimizi daha girmeden sistemimize kattık. Çok iyi. Bu ciddi anlamda kolaylık yaratıyor diye düşünüyorum. Bir eklem yapabilir miyim burada? Şimdi mesela pazar yeri formatlıyız. Evet. Ama bazı süpermarketlerin şöyle de bir talebi oluyor. Mustafa az önce anlatmaya çalıştığı, işte bir marketin kendine ait bir web sitesi kurması ve bunu yönetmesi birkaç açıdan maliyetli. Birincisi tabii, zaman tabii. Maliyeti, buna zaman ayırmak lazım. İkincisi onu doğru yönetebilecek insan kaynağına ulaşmanız lazım. Ama ikisine de ulaşsanız da bu bir tane marketin, bir market şubesinin online sistemi için hiç feasible değil. Yani elde edeceğin küçük pazarlarda çok büyük maliyetler. Elde edeceğin ciro açısından orada yapacağın costlar çok feasible değil. Evet. Dolayısıyla biz buna da bir çözüm getirdik. Biz diyoruz ki bizim marketimiz istiyor ki illa kendi web sitesi olsun. Okey. Biz birincisi pazar yerinde onu halkla buluşturuyoruz. Böylelikle müşterilerimiz istediği markete zaten sipariş verebiliyor. Ama yine o marketimizin adına atıyorum temel market olsun örnek verelim. Temel market subdomaini üzerinden temelmarket.com olarak bir web sitesi yapıyoruz. İki tane uygulama yapıyoruz. iOS ve Android. Evet. Ve bu temel marketin web servisleri Bitayka'nın database'inden altyapısından çalışıyor. Çok böylelikle iyi. Temel market hem kendine ait web sitesi ve aplikasyonlarını kullanırken müşterilerine buradan hizmet ederken aynı zamanda pazar yerinde de olmuş oluyor. Hı hı. Yani hem o hayal ettiği, istediği kendine ait web sitesi var hem de bir pazar yerinde hizmet alıyor ki bu dünya da buraya gidiyor, Türkiye de buraya gidiyor. Doğru, dikkat edersen.
Biz bunu da çok düzgün bir şekilde çalıştırıyoruz. Bu ne sağlıyor marketlerimize? Bir kere çok ciddi bir database var bizim sistemimizde ve her gün güncellenen, update olan yeni ürün listeleri var ve bu konuda oluşabilecek her türlü problemi çözecek yetkin ekip var. Çok iyi. Ne oluyor bu durumda? Markette hiçbir şekilde soru işareti, sorun kalmamış oluyor. Bunda, sadece operasyonu yürütmek kalmıyor. Evet, buna da ekleme sence yapmış market olan mi var? Yok, sadece marketler değil. Marketlerle başladık. Marketlerden sonra tüp gaz ve su devreye girdi. Vallahi ki çok iyi. Yani benim bir Hüseyin abim var. Ulaşamadım da evde susuz kalıyoruz. Bir tıkla sevgili izleme. Bir tıkla gerçekten. Yani sistem içerisinde. Yani sucuyla konuşmaktan daha kısa sürede sipariş verebiliriz. Çünkü arayacağım işte sucu açtı mıydı, açmadı mıydı, dönmez. Yani öyle bir sıkıntılar vardı. Tabii tabii. En büyük sıkıntımız o, biliyorsunuz. Aynen. Kendisi. Burada çok kolay bir şekilde siparişini veriyorsun ve gün içerisinde suyun, küp gazın. Bir de şey yok mu Temel, yani evliysen eşin sürekli aramıyor mu? Suyu verdi mi sipariş? Unutma. Tabii tabii. Hüseyin abi ulaşamadım, yandım ben. Aynen. Kabus benim için o gün. eşin o konuda hiç rahatsız olmayacak. Artık tek tıkla siparişini verici. Şimdi tabii aynen. Dördüncü bacak da tabii süper restoranlar. O da çok önemli. Ciddi miktarda bir restoran üyemiz de var. Aslında bu yönüyle yani dört tane temel ihtiyacı çözüm buluyor oluşumuzla. İşte bu yakın zamanda biz de işte girdiğimiz, biraz sonra konuşuruz, eğitim süreçlerinde bir süper app olduğumuzu da öğrendik. Aslında tabii can simidi olmuş pandemi döneminde. Aynen öyle. Çünkü yani insanların hakikaten temel ihtiyaçları, özellikle Kıbrıs'ta, şimdi tabii Türkiye gibi değil, tüp gaz, orada işte doğal gaz var mesela, burada tüp gaz, hatta bir reklam filmi yapmıştık. Orada böyle herkes, birçok böyle müşteriler, aa işte tüp, işte sağ olsun Mehmet Kulaş'ın atalım, tüp gazı böyle öyle bir işte alıp çıkmaya çalıştı falan. İnsanların belleğinde tüp, evet, gaz ne kadar kolay verebiliriz, suyu ne kadar, damacana suyu ne kadar kolay verebiliriz diye gördüler. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani dört tane temel hizmet saatlerini marketler tamamen şeyler belirliyor. Yani dediğim gibi biz, tabii onu da ifade etmek lazım, başlangıçta ikna etmek çok kolay olmadı. Özellikle süpermarketlerimizi. Doğru. Çünkü biraz işte vizyon meselesi. Biraz inanmadılar da işte Kıbrıs'ta olur muydu, olmaz mıydı? Ama şu anda hakikaten iyi bir noktaya geldik ve giderek de bu dijital dönüşüm hakikaten hızlı bir şekilde. Her gün yeni müşteriler. Bunun öneminin farkına varıyor diye görüyorum. Dolayısıyla gelişecek olan bir süreç diye görüyorum ben. Şimdi bu dört tane temel ihtiyaç. Ama ileride tabii başka ihtiyaçlar da gider mi? Bazı talepleri de alıyoruz. Biraz direnç gösteriyoruz. Yani bu dört temel ihtiyacı iyi şekilde kurgulayıp iyi hizmet götürelim. Hizmet kalitemizi daha fazla açalım, evet, istiyoruz. Ama tabii dünya da çok hızlı ilerliyor. Dediğim gibi biraz sonra onlara da gireriz. Nerelere peki, gidiyor? Daha önce yaptığımız sohbetlerde bahsetmiştiniz. Yani B2C, yani sadece peki, evet, müşteriye değil, kurumlar arasında aslında alışverişte de hizmet veriyorsunuz, evet, sanırım bu sistemde. Evet. Evet. Böyle bir hizmet var mı arka taraftan? Nasıl çalışıyor orada? Şöyle, B2B tarafında zaten süpermarketlere subdomainle zaten bir servis açıyoruz. Orada, evet, isterlerse kendi isimleriyle böyle bir web sitesi işletebiliyorlar bizim database'imizi, altyapımızı kullanarak. Bizim vizyon tarafında, planlarımızda 2022 yılında bizim işletmelerimiz olan restoranlarımız ve marketlerimiz de aynı zamanda onlar da bir kendileri ihtiyaçlarını tedarikçilerine sipariş veriyorlar biliyorsun. Sonuçta bu tedarik zincirinin bir başka, evet, adımı. Bizim de bir sonraki planımız, yani Süper App'in tamamlanmasıyla bir sonraki vizyonda da planımız işletmelerimizin kendi tedarikçilerine sipariş verebilecekleri bir yapıya geçmek. Onun da altyapısını şu anda çalışıyoruz. Bu bir vizyon tabii yani ki. Toptancı mantığıyla da çalışacak aslında. Değil aslında tam olarak, öyle değil. Toptancılara onların zaman kaybını ya da işte yanlış yaptıkları, hatalı sipariş alma risklerini ortadan kaldıracakları bir platform sunmak istiyoruz. Yine toptancı olacak tabii ki ama, evet, onların işte marketlere gönderdikleri personel sayısını azaltmak, böylelikle kostlarında ciddi bir saving yapmalarını sağlamak. Ayrıca personel kaynaklı yanlış siparişin
oluşmasını engellemek. Yine market tarafında da yanlış siparişin alınmasıyla oluşan overstock'u da engellemek hedeflerden bir tanesi. Tabii. Çünkü marketçinin görmediği ama sistemin otomatize doğru ihtiyaca yönelik sipariş oluşturduğu bir platform. İki tarafında yani hem işletmelerin hem de tedarikçilerin de sorunu çözecek. Gıda tarafına baktığın zaman Kıbrıs çok sıcak bir ülke. Aynen. Çok çabuk bozuluyor. Ama açık söylemek gerekirse işin bu boyutu Kıbrıs için henüz erken, bunu biraz hazmetmek zor. Çünkü şu anda online sipariş mantığı bile yavaş yavaş oturuyor. Dolayısıyla bu bir vizyon. Sanıyorum bir sonraki yıl bundan konuşabilir olabiliriz. Peki, pazardan bahsettiniz. Evet, Kıbrıs küçük bir pazar. Şimdi bu pandemi dönemini bir süreç yaşamış olduk. Yaklaşık 1,5-1 yıldır da piyasadasınız. Evet. Pazar nereden nereye geldi? Oranlar nasıl? Büyüme oranlarınız nasıl? Piyasanın büyüme oranları nasıl? Biraz bilgi verir misiniz? Söyleyeyim, ben istersen önce şeyden bahsedeyim. Yani Türkiye pazarından bahsedeyim. Türkiye'de perakendenin büyüklüğü, yani perakende pazarının büyüklüğü 2020 yılı için, TÜİK verileridir bunlar, 1.4 trilyon TL. Oh. Yani Türkiye'de 1.4 trilyon TL'lik bir perakende büyüklüğü var. Bu pazarın yaklaşık %38.3'ü, yani 536 milyar TL'si internet üzerinden alışveriş yapıyor. Yani ciddi bir oran, %38. Evet. Yani toplam pazarın %38'i düşünsene, internetten alışveriş yapıyor. Bu rakamın adamızda %5 olduğunu falan düşünüyoruz biz. Ne kadar gidilecek yer olduğunu, yani Kıbrıs pazarı küçük evet ama yapılan da hiçbir şey yok. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Ve bu 38.3'ün içerisinde, yani internetten alışveriş yapan insanların %38.3'ün içerisinde %27.7'si, yani 148.5 milyar TL'si de internetten gıda alışveriş yapıyor. Yani gıda perakendesi. Evet. Yani süpermarkete sipariş veriyor ve restorana sipariş veriyor. Ve bu kategori temel her yıl 5-10 puan falan büyüyor. Yani moda perakendesinden ve teknoloji perakendesinden yaklaşık 2 katı daha hızlı büyüyor. Tabii. Çünkü şey orada, adada ise bu oran nedir diye soracak olursan sıfır. Çünkü neden? Daha çok yeni ve burada çok büyük fırsat var. Yani Kıbrıs'ta da evet ölçek küçük olabilir, pazar küçük olabilir ama gıda perakendesi yeni dönemin, yani önümüzdeki yılın gözdesi. Onu söyleyebilirim. Şey için, teknoloji girişimleri için ya da moda perakendesi için çok fazla alternatif var, adada var. Çünkü çok kolay onları, servisleri açmak. Ama gıda perakendesi zor orayı yönetmek. Dolayısıyla burada çok ciddi fırsat var. Burada da ilk olmanın avantajını yaşıyoruz. Perakendenin moda ve teknoloji tarafında çok ciddi konsolidasyonlar olacağını düşünüyorum. Birbirleriyle alakalı ciddi rekabet olduğundan dolayı, ama perakendenin gıda tarafında, restoran ve market tarafının her yıl ısrarla büyüyeceğini düşünüyorum. Yani Bitayka açısından da şöyle rakamlar söyleyebilirim sana bir yılda. Yani çok ciddi bir değişimimiz var rakam olarak söyleyeyim. Yani kullanıcı sayımız %2000'in üstünde büyümesi var. İşte app indirme oranımız da benzer. Kıbrıs'ın 6 ilinde, 6 bölgesinde de aktif olduk. Ve şu anda sistemimizde 45 aktif işletme var. Ondan sonra 9 tane işletmemizin de şu anda prosesleri tamamlanıyor, devreye alınıyor. Mesela şöyle bir şeyden bilgi vereyim. Bizim sistemimizden insanlar 3850 farklı ürün sipariş ettiler. Oldukça çeşitli bir ürün yapısı var. Yani şöyle düşünebilirsin. Her marketin ortalama 6500 kalem ürünü var sistemde tanımlı. Bunu şöyle anlaşılsın diye bir örnek verebilirim. Türkiye'deki bu hızlı modeller var ya, işte Getir gibi, Bana bir gibi. Evet. Onların servis yaptıkları ürün sayısı 1400-1500. Oradan yani 2-3 katı neredeyse fazla. Ve en dikkat çekici şey bence bu olmalı. Perakendeci olduğum için bu datalara hakimim. İşte ortalama sepet büyüklüğü. Türkiye'de online siparişte hızlı modellerin sepet ortalaması yaklaşık 50 TL. Ama iste gelsin gibi büyük süpermarket modellerinin sepet ortalaması yaklaşık 150 TL gibi. Bizde ne kadar Türkiye bu? Kıbrıs'ta Bitayka'nın sepet ortalaması, en son ayın datasını söylüyorum, 273 TL. Çok iyi bir yani rakam. Çok iyi bir rakam. Hatta şunu söyleyebilirim. Su sistemini, yani damacana su servisini açtıktan sonra sepet ortalaması düştü. Neden? Su ucuz çünkü. Ucuz, evet. Yani damacana su servisinden önce ortalama sepet miktarımız 300'ün üzerindeydi. Hı-hı. Bu şu anlama geliyor.
İnsanlar demek ki evinin konforunda, teknolojik bir ortamda rahat rahat uzun alışveriş yapıp istediği ürünü rahatlıkla seçip sepete atıp evine de getirtebiliyorsa bunu kolaylıkla tercih edebiliyorlar. Burada bunu söyleyebilirim. Buradaki büyümelerimiz, yani son 1,5 yıl büyümelerimiz bizi oldukça tatmin ediyor. Planladığımız P&L doğrultusunda gidiyor diyebilirim. Evet, aslında burada siz müşterinize zaman kazandırıyorsunuz. Aslında zaman tasarrufu sağlıyorsunuz. Yani en büyük bizim ürünümüz aslında zaman. Evet. Yani bir kere biz bunun bilinmesi lazım. Biz hiçbir markette rekabet etmiyoruz çünkü market değiliz. Bu çok önemli aslında. Bunu anlatmamız lazım. Market değiliz, restoran değiliz, su bayimiz yok, tüp bayimiz yok. Biz sadece market esnafımıza, restoran esnafımıza, su ve tüp dağıtıcı esnaflarımıza, onlara ait olmayan müşterilere ulaşmaları için bir pazar fırsatı sunuyoruz. Biz onlara bir aracılık ediyoruz. Yani aslında onlara diyoruz ki siz işinizi buyurun Bitayka ile 24 saat içerisinde teknolojiyle online'a taşıyın. Bizim en büyük şeyimiz, değer önerimiz bence zaman olmalı. Bizim ürünümüz zaman. Hem küçük işletmeleri çok büyük bir yatırımdan kurtarıyorsunuz. Tabii ki. Zaman ve know-how aslında. Hem işletmelere zaman ve know-how sunmuş oluyoruz. Öbür tarafta, diğer tarafta kullanıcılarımıza da evlerinin kolaylığında işte bir alışveriş marketine, merkezine gidip bir saat zaman harcayacaklarına sistemden, online'dan bu sipariş vererek o diğer geri kalan değerli bir saatini ailesine, kendisine, özel yaşamına ayırabileceklerini söylüyoruz. Aslında en büyük değerimiz bu olmalı. Evet, doğru. Çok haklısınız. Peki Mustafa Bey, geçen hafta bir müjde verdiniz Kıbrıs halkına. Bu neydi? Sizden duyalım isterseniz. Sizin kendinizi dinleyelim bunu. Evet, bu arada çok da teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk medyası oldukça da geniş yer verdi. Bütün gazeteci, bütün medya kuruluşlarına haberi veren, vermeyen. Yani yaklaşık 15 hem internet medyası hem gazete çıktı. Teşekkür etmek isterim. Neydi bu müjde? Şimdi İTÜ Çekirdek diye dünyada ilk 5'te yarattığı değer, çıkardığı girişimler, kattığı katma değer anlamında olan bir girişimcilik kuluçka merkezi var. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bu yapı. Bu yapı içerisinde yani bu kuluçka programına dahil olan ilk Kıbrıslı girişim oldu Bitayka. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Bu şu anlamda çok önemli. İşte Kıbrıs'ta teknoloji girişimciliği, yani girişimcilik de aslında çok yeni bir mevzu ama teknoloji girişimciliği çok çok yeni. Bir ekosistem çalışmaları işte hep beraber bizler de içerisindeyiz, yürütüyoruz. Hasan'ın bahsettiği gibi burada başlayıp da buradaki operasyonları çoklayıp yani dünyada da faaliyet gösterebilmek adına bu tip kuruluşka merkezlerine girmeniz gerekiyor aslında. Çünkü bilmediğiniz birçok şeyler var. Evet. Öğrenmeniz gereken. Biz de tabii içine girmeden bilmiyorduk. Çok şeyler öğrendik. Evet. Şu anlamda çok kıymetli. Bir kere oradaki uzman mentorlar tarafından çok ciddi eğitimlere tabi tutulduk. Yani ilk 7 haftalık süreçte her hafta çok sıkı. Tabii online oluyor bu eğitimler. 2-3 aşamalı bir süreç herhalde. Tabii ki. 2-3 aşamalı bir süreç. İşte nasıl kurguladınız girişiminizi, işte ekibiniz, işte hikayeniz, yarattığınız değer önerileri, hep bunları sistematize etmeyi öğretiyorlar size. Sonra işte yatırıma hazır mısınız, değil misiniz? İşte yatırım almanız lazım. İşte çünkü yatırım alırsanız ölçeği büyütürsünüz, ihtiyaçlarınızı giderirsiniz gibi. Tabii ilk olmanın ciddi bir sorumluluğu. Evet. Aynı zamanda da hazzını yaşıyoruz aslında. Şunu da göstermek istiyoruz ki başka girişimler de inşallah örnek oluruz. İTÜ Çekirdek bünyesinde veya başka kuluçka merkezleri içerisine girebilir. Çünkü bizi çok geliştirecek olan bir şey, geliştirmekte olan bir şey. Şu anda hali hazırda devam eden bir süreç zaten. İkinci aşamaya bir geçtik. İkinci aşamaya geçtik. Tabii ön kuluçka programındaydık. Ön kuluçka programının akabinde kuluçka programına dahil olduk şu anda. Yine bir 6-7 haftalık bir süreç söz konusu. Bunun akabinde de eğer işte geçildiği takdirde bu aşamada Big Bang diye böyle çıkıp sahneye sunum yapmak durumunda olduğunuz yatırımcılara ciddi anlamda ciddi bir
kendinizi ifade etme ve yatırım alma imkanı yakaladığınız çok önemli bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Bunun heyecanını, bunun gerçekten yaşıyoruz ve istedik ki hani Kıbrıs Türk toplumuyla da bunu paylaşalım. Evet. Tabii çok sorular oldu, nedir bu iti çekirdek? Çünkü dediğim gibi yani ben aslında hep şunu altını çizmeye çalışırım. Bitayka'yı anlatmadan önce biraz da bağlama anlatmamız lazım. Yani Bitayka hangi bağlam içerisinde yükseliyor? Neden bu kadar önemli teknoloji girişimciliği bağlamında? O çerçevede medyanın ilgisi hakikaten bizi çok mutlu etti. Böyle bir müjde verdik girişimcilik dünyasına. Çünkü buna da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani girişimcilerin biraz daha o ataleti de üzerinden atıp çünkü dünya artık globalleşti, dijitalleşti. Çok da fazla engel yok aslında. Fikirleriniz varsa, ekibiniz varsa. Aslında çok iyi bir noktada bahsediyorsun. Biliyorsun yani neticede işte Bitayka'nın benzer modelleri var Türkiye'de de. Evet. Yani iti çekirdeğe Bitayka'nın kabul edilmesi bence burada çok önemli. Çünkü ha bakın zaten yapılmışı var deyip de es geçilebilir bir projeydi. Aynen. Ama pazardaki noktası, ihtiyaç noktası yani çekirdek programlarında veya teknoparkta da bunlar çok önemli. Kesinlikle. Yani Bitayka'da demek ki Kıbrıs'ta doğru bir noktaya fayda yaratıyor. Aynen. Doğru noktada ilerliyor ve süreç içerisinde de gördüğüm kadarıyla iyi ilerliyorsunuz, doğru şeyler yapıyorsunuz ki ikinci aşamaya geçmiş oldunuz. Çok şey öğreniyoruz sevgili Temel. Yani hakikaten bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenim süreci. Ya birçok yanlış şeyler yaptığımızı gördük. Ama tabii oradaki hocalarımızın da söylediği yanlış bir şey yok aslında. Evet. Çünkü startupçılık, girişimcilik böyle bir şey. Yani deniyorsunuz, bir şey olmuyor. Başka bir şey deniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Özünde hep öğrenme var. Dolayısıyla heyecan verici bir süreç bizim açımızdan. Umarım yolun sonunda Big Bank'e de kalırız. Big Bank'te de ciddi bir ödül, Big Bank'i kazanmak gibi de bir hayalimiz de var açıkçası. İnşallah. Belki ilk yatırım da var. Şey olacak. İlk yatırım da olabilir. O heyecan verici sürecin içerisindeyiz. Dediğim gibi tabii Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk girişimcilik dünyasının desteği çok kıymetli. Burada şeyi merak ettim ben şimdi. Gayet güzel anlattın. Süreç nasıl gerçekleşti? Yani siz başvuruda mı bulundunuz yoksa burada... Ki İTÜ var bildiğim kadarıyla. Burada pası Hasan'a atayım ben aslında. Nasıl oldu süreç? Şöyle. Ben şimdi bir girişim kursam İTÜ çekirdeğe nasıl başvurmam lazım? Dediğin gibi bu bir süreçle başlıyor. Kuluçka merkezleri yılın belli dönemlerinde belirli temalar üzerine davetler yapıyor. Evet. Yani belli bir tema. Bizim temamızsa teknoloji girişimi temasıydı. Ve İTÜ Kuzey Kıbrıs'ın... burada onları da almış olalım. Teşekkür ederiz. Onların açtığı bir duyuruydu. Kıbrıslı girişimlerin İTÜ Çekirdeğe başvurabilecekleri şeyini ilanını paylaştılar. Bunun üzerine ben de şirket yetkilisi olarak başvuruda bulundum. Evet. Başvuru yaparken bir takım bilgileri veriyorsunuz. O bilgiler ön değerlendirme oluyor. O ön değerlendirme sonucunda eğer yeterli buluyorlarsa sizi bir online jüriye davet ediyorlar. Yapılan ciroya göre mi bakıyorlar? Yoksa yani ekibin niteliğine göre mi yapılıyor? Yani nasıl şimdi şey oradaki şeyleri, kriterleri tabii tam olarak bizim bilmemiz mümkün değil. Bilirsek ona göre davranırız. Mutlaka onların kendilerine has şeyleri vardır. Seçme metotları vardır ama tabii ki ekip bence burada en önemli şey. Evet. En önemli faktör. Yani bütün girişimlerde girişimin para kazanması, zarar etmesi, yatırımı olması olmaması çok önemli değil. Ekip bence ve ekibin ortaya koyduğu vizyon. Buna bakıyorlar ve eğer bu koşullar onların beklentilerine paralelse online jüride sizin yaptığınız sunum onları tatmin ediyorsa sizi ön kuluçkaya alıyorlar önce. Evet. Ve biz o online jüriyi geçtik, ön kuluçkaya girdik. Ön kuluçkaya girdiğinizde otomatik olarak İTÜ Çekirdeğin bir şirket oluyorsunuz. Ama şöyle sizi izlediği bir şirket oluyorsunuz. Siz onlara belli bir takım şeyler vererek nasıl denir imza atıyorsunuz sözleşmelerine. Bir takım bilgiler vererek onların istedikleri belgeleri tamamlayarak İTÜ Çekirdeğin ön kabul
gerçekleşmiş oluyor. Ondan sonra yine onların planladıkları çok sıkı bir eğitim süreci var. Bu eğitim sürecinde sizin onu yapmam bunu yapmam deme şansınız yok. Bu arada biz en hazır şirketlerden bir tanesiydik. Neden? Evet. Çünkü birincisi şirketleşmiştik. İkincisi 5 yıllık business planımız vardı. Çok 2021 iyi. Yılı P&L'imiz vardı. Zaten biz kendi finansal tablolarımızı, finansçımızı da burada almış evet. olalım. Çok profesyonel bir arkadaşımız. Zaten hazır öyle işletiyorduk. Dolayısıyla İTÜ Çekirdek bizden iş modeli kanvasını istediğinde biz hiç uğraşmadık. Zaten vardı, verdik. Finansal tablolarımızı hemen verdik. Bunlar tabii ki onları etkiliyor. Yani sizin hazır olmanız bu işe bir girişimden ziyade artık iş olarak i̇ş bakıyor modeli. Olmanız onları da mutlu ediyor. Ve aldığımız mentorluklarla da biz projeyi de geliştirdik. Onlardan aldığımız mentorluk sayesinde projenin V3 versiyonunu yazmaya başladık. Bunun da müjdesini vermiş olalım. V3'ümüz de Eylül ayının ilk haftasında download edilebilir olacak. Çok iyi. Yeni versiyon yakında marketlerde diyoruz. İşte bunları neden aldık? Şeyden İTÜ Çekirdek'teki mentorluk görüşmelerini aldık. Evet. İnsanlar çok güzel destek oldu bize mentorlarımız. Hangi konuda gelişmemiz gerektiğini, işi nereye evirebileceğimizi, nerede daha farklı değer yaratabileceğimizi ve bunun üzerine de V3'ü tasarladık. Ve biz ikinci etaba geçmiş olduk. Şimdi, üçüncü etapta da herhalde yatırımcıya sunum gibi mi olacak? On, nasıl şöyle, bu ikinci etapla üçüncü etap arasında iki tane de demo day var. Evet. Demo day şu demek, sizin yatırımcılara zaten bir sunum yapıyorsunuz. Geçen hafta ben o sunumu yaptım. 21 fon yönetimine sunum yaptım. Yani normal şartlarda bu 21 fon yönetimini bir yerde bulma imkanınız İmkansız. Yok. Yani. Milyar dolarlık şeyler yani bir tablo. Yani o insanlara projeyi anlatabilmek bile bence İTÜ Çekirdeğin ne anlama geldiğini çok net ortaya koyuyor. Şimdi eğitim sürecindeyiz. Önümüzdeki ayın ikinci haftası veya birinci haftası tekrar bir jüri olacak. Buraya da geçersek artık Big Bang sürecine kalmış oluyoruz. Orada yine bir demo day olacak. Evet. Yine bir yatırımcı sunumu. Yine 20-21 tane fona yatırım yapacağız. Big Bank'e kalabilirsek Big Bank'e 80 tane girişim kalıyor. Evet. Bu 80 girişimden 20 tanesi Big Bank sahnesinde her yıl izleriz ya Serdar Kuzuloğlu sunar. Tabii. 20 tanesi sahneye çıkıyor. Diğer 60 tanesi de fuaye alanında oluyor. Sunum yapıyor. Doğru. Evet. Burada yatırımcılarla buluşuyoruz. Yatırımcılar burada bu 80 firmaya şöyle destek oluyor. Sadece yatırım değil, aynı zamanda hibe de verebiliyorlar, ödül de verebiliyorlar. Yani çok ciddi rakamlar. Yatırım yapmayabilir ama projenize değer görebilir. İşte 50 bin, 60 bin, orada da rakamlar 60 binden başlıyor. Evet. Size 3 tane firma çıkıp ödül de verebilir. Orada başka bir değer görmüş olabilir. Veya dediğin gibi, bahsettiğin gibi bir firma senin şirketini yatırımla destekleyip büyümeye, globale gitmene, açılmana destek olabilir. Böyle bir düşünceniz var mı? Yatırımcı almayı planlıyor musunuz? Yani kim hayır diyebilir bunu? Hayır, bazen biraz şey oluyor. Şunu açabilirsin aslında Hasan. Yani aslında yatırım değil de bunu yatırım... Ahmet Bey güzel söylüyor. Bizim aslında yatırıma bir ihtiyacımız yok. Yani parayla işimiz olmadığı için bir türlü sevemedik o parayı. Ahmet Bey buna smart money diyor. Yani bizim küçük paraya ihtiyacımız var diyor. Çünkü amacımız önce bu smart money ile Kıbrıs'ta bu bizim ilk olma özelliğimizi bu kez yazılımı da daha güçlü hale getirerek pekiştirmek. Bunu tamamlamamız lazım. Bunun için küçük bir para ihtiyacımız var tabii ki. Bununla ne yapacağız? İşte yazılımımızı güçlendireceğiz. Pazarlama. Gelişim için kullanacak. Evet, tabii ki. Yani bizde hiç kimse para almıyor. İşte bazen ceplerini onun için açmasını istedim aslında. Yatırım yani, ne anlama geliyor? Yani biz şu anda bir tayka para da kazanıyor. Kazandığı tüm parayı zaten kendi gelişimine harcıyor. Hiçbir şekilde hiçbir ortağımızın bir huzur hakkı ya da şey ödemesi ne denir, kar payı ödemesi yok. Bulunmuyor. Biz alacağımız bu smart money ile Kıbrıs'ta teknolojimizi daha da geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi artırmak ve ekip üyesi sayısını artırmak istiyoruz. Ondan sonra istediğimiz büyümeyi yakaladıktan sonra da bu kez büyük yatırımcı işte o fonlara gidip artık hazırız, hadi dünyanın neresine gidiyoruz ki bu anlamda da pazar araştırmalarımız devam ediyor. Hazır olduğumuzda evet bizi götürün diyebilecek parayı da tabii ki isteyeceğiz. Bunu özellikle sordum çünkü bizim Kıbrıs'ta insanlar biraz egoistler. Yani fikirlerini kendilerine saklıyorlar. Yani işletmelerini, girişimlerini kendilerine biz saklıyorlar. Tam tersi, daha tersi tam tersi yani, yani ben projeyi ilk düşündüğümde ve şirketleştirdiğimizde de finansal tablolarını planladığımızda da birlikte tamamıyla
biz doğru vizyona sahip insanların şirketin içerisine gelmesini ve bu şirketten pay almasını istedik. Yani tam tersi biz var olanı paylaşarak daha güçlü, daha birbirine bağlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Evet, tebrik ederim. Peki gelecekle ilgili planlar, gerçi biraz bahsetti Hasan Bey ama Mustafa Bey size de sormak istiyorum. Nedir bu Taycan'ın gelecekteki rüyası? Ne yapmak istiyor? Yani Türkiye pazarı mı, global mi? Nasıl bir süreç bekliyor sizi? Şöyle zaten Hasan dediğim gibi bahsetti. İlk etapta tabii Kıbrıs'ta iyice bir test etmek istiyoruz projeyi. Yani projenin eksiklerini, hatalarını görüp, geliştirip bu pazarda doygunluğa ulaştıktan sonra tabii 2022 itibariyle globale gitme hayalimiz var. Aslında plan. Yaşadığınız en büyük zorluk ne mesela Kıbrıs piyasasında şu ana kadar edindiğiniz tecrübelerde? İnternet altyapısı. Ya korkuyorum. Ya o şimdi, zaten bizim şeyin programın mottosu duruma gelmiş. Online iş yapıyorsunuz, download etme hızınız çok düşük. Yani burada tabii ki kullanıcı deneyimine yansıyor. Evet. Yani bu en büyük sorunlardan bir tanesi diyelim. Onun dışında fikri anlatmak çok zor. Yani çünkü evet. Neden biliyor musun? Herkes çok biliyor burada. Çok samimi söylüyorum bunu. Herkes o kadar çok biliyor ki senin bir şey anlatmaya başladığında ben bunu yapmıştım diyor yani. Mutlaka bir yerine ama eyvallah tabii yapmışsındır ama bir de böyle bakmak lazım. Yani bugün Türkiye'de satılan şirketimiz var. Bizim iş modelimiz kısmen birbirine benzese de bir Taycan'ın fonksiyon olarak 4-5 katı daha farklı özellikleri var. Evet. Ama o model bugün satıldı mesela. Dolayısıyla her yeni bir şey değer görebilir. O yüzden önce bir saygı duyup o fikri dinleyip biraz destek olmak çok lazım. Evet. Yani bence adanın en büyük problemi yani internet hızı yok o bu hepsini kenara koy. Çok samimi söylüyorum. Sen bir girişimle bir yere gidip bir şey anlatmaya başladığında karşındaki mutlaka bunu deneyimlemiş, çok iyi biliyor ve olmaz abi bu iş diyor. Ama sen işte bugün şirketi kurdun, şirketleştirdin 18 aydır. Bir noktaya getirdin, para da kazanıyor, iş de yapıyor, müşterisi de var, ilerliyor. Evet. Bunu da neden söylüyorum? Daha Mustafa hatırlayacak belki o günü, daha şirketleşme fikri yokken, bu şeyken, kağıt üzerinde bir projeyken, biz bu yatırım görüşmesini ta o zaman yaptık, fikirken. Hem de çok önemli bir holdingimizde hatırlar Mustafa. Yani o zaman hayal edemediler bunu. Evet. Çünkü yani mutlaka deneyimlemiş oluyorlar ama bugün geldiğimiz noktada bambaşka şey düşündürebiliriz. En büyük sorun şu aslında Temel, Hasan'ın da ifade ettiği gibi biz bir kere hayal edemiyoruz ya. Yani en temel sorun bu. Hayal ettiremedik insanlara yani başlangıçta kurumlara da dahil ederken. Çünkü garantiye oynuyor bizim evet. insanlarımız. Yani işte hep konuştuğumuz risk almaktan mı korkuyor? Risk almaktan korkuyor, inanmıyor. İşte küçük kalmanın, işte küçük kalmış olmanın, işte izolasyon altında kalmanın şeyiyle birlikte ya işte küçük olsun, bizim olsun. Kendi alanımızda oynayalım. Kafe açalım. Bu değil ama yani. Evet. Niye hayal etmeyelim ki yani? Niye hayal etmeyelim? Dünya artık çok küçüldü. Tabii o hayalde kalmaması lazım biraz. Tabii ki şimdi hayal edip de yani evrene yolladık da oldu diye bir şey yok. Hayal edersiniz, tasarlarsınız, ekibinizi oluşturursunuz. Yola koyulursunuz. Ondan sonra zaten kervan yolda düzülür. Bizim şu anda yaşadığımız Taycan'ı Kıbrıs'taki girişimci ekosistemi ilk filizlerinden görüyorum ben. Evet. Yani evet. Neticede siz işte bu hayali yaklaşık 1,5-2 sene önce hatta 5 sene önce gördünüz. İşte domainle başladınız ve geldiğimiz noktada şu anda aktif şekilde çalışan bir sistem var. Evet, şu anda vergi ödeyen bir şirket evet. mesela evet. şey yani bu memleketin kendi girişimi, kendi içerisinden çıkardığı bir girişim vergi mükellefi, vergisini ödüyor, alışveriş yapıyor, ticaret yapıyor bir şirket. Yani hayati yani, gerçek oldu. Evet. İnsanlarda evet. inanç sıkıntısı var sevgili evet. Temel. Yani bizim toplumumuzda sosyal psikolojik olarak aslında yani sosyologların, sosyal psikologların aslında incelemesi gereken bir nokta bu. Biz yapamayız. Bizim bir şey olmaz. Ya. İşte küçük oynayın burada. Neden yapmayalım? İşte kendi yazılımımız, kendi yani kodlarını biz yazdık. Bizim kendi mühendislerimiz yazdı. Yapabiliyoruz. Niye yapamayalım? Ya bu en büyük aslında benim özellikle çok karşılaştığım. Çünkü saha operasyonlarında ben yönettiğim için insanlardan bunu çok fazla gördüm. Evet. İkinci nokta bizi market sanıyorlar mesela. Ha, bu çok önemli. Bunu hakikaten izah etmek aşmamız lazım. Aşmamız lazım. Biz biraz dediğim gibi insanların çünkü belleğinde yani bu tip e-ticaret siteleri işte tek nokta.
Sizin bir deponuz yok anladım. Bizim depomuz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyimiz yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir sakız bile yok yani. Ben şimdi şurada bir sakız falan yok yani. Bir şey çok ciddi söyleyeceğim sana Temel. Bizim yani şirketin envanterine kayıtlı ne var biliyor musun? Bir tane cep telefonumuz var. Çok iyi. Bak çok samimi söylüyorum sana. Geri kalan her şey bizim kendi öz cihazlarımız. Kendi yani arabalarımız var. Kendi arabamızı kullanıyoruz. Ofislerimiz var. Kendi ofisimizi kullanıyoruz. Ya da işte Nihat'ın ofisini kullanıyoruz. Evet. Nihat'ın da bu arada garajdan bozma bir ofis. O yüzden garaj projesi kulaklarının içine atmış olurum. Yani gerçekten bir masamız bile yok. Yani dolayısıyla bizim marketimiz yok, restoranımız yok, ürünümüz yok, personelimiz yok. Biz sadece bir yazılım şirketiyiz aslında. Yani bizi böyle karıştırıyorlar. Biz hiçbir markette rekabet etmiyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Kıbrıs'ta bir market sahibinin kendi e-ticaret sitesi olabilir. Onunla da rekabet etmiyoruz. Biz aynen. Dilerlerse o e-ticaret sitesini de kendi platformumuz içerisinde pazar yerini alabiliriz. Çok iyi. Yani bizim tek yaptığımız şey esnaflarımıza, yani market esnafımıza, restoran esnafımıza, su ve tüp tadıcısı esnaflarımıza biz böyle bir şey yaptık, platform yaptık. Buyurun siz de ürünlerinizi buraya taşıyın ve size ulaşamayan müşterilerinize online'dan hizmet verin, ulaşın diyoruz. Ve bunu da çok minik bedellerle ve onların üzerinden tamamıyla yönetme, bakımını yapma ve know-how problemini ortadan kaldırarak online'da iş yapmalarını sağlıyoruz. Aslında bunu anlatmamız lazım. Sanıyorum market olarak biliyorlar bizi. Hiç marketimiz yok, marketçi değiliz. Biz marketlerimize destek hizmeti veriyoruz. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım şimdi. Yani çıkarken şuradan birkaç bir şey alacaktım size. İşin şakası. Bu arada benim kendimin de marketi var. Evet. Marketimiz de bu sistemin içerisinde yani. Ek olarak şunu söyleyebiliriz. Yani insanlar dediğim gibi tabii o diyalogları kurduktan sonra, konuştuktan sonra insanlarla hakikaten şaşırıyorlar. Çünkü bütün seçimi onlara bırakıyoruz. Evet. İstediğiniz market elinizin altında, istediğiniz işte Türk Gaz bayisi, ne bileyim işte siz kendi evinizin rahatlığında siparişinizi verebiliyorsunuz. Ama gelişiyor dediğim gibi. Yani insanlarımız bizim, ben biraz daha karamsardım açıkçası, hı hı, ama çok hızlı adapte oldular. Özellikle pandemi tabii çok hızlandırdı bunu. Evet. Ama en önemli şeylerden bir tanesi bizim özel sektör mantığımız, yatırımcı mentalitemiz de böyle biraz sanırım gelişime uğraması lazım. Projeyi de anlatırken biraz daha böyle inşaat kafası, emlak kafasıyla bakıyorlar. Halbuki burada daha geçenlerde bir yatırım aldı bir girişim. Çarpanı 520 çarpanla evet, çok şey yaptı. Şimdi bunu anlatabilmek lazım. Anlatacağız. Yani bitmeden, usanmadan anlatacağız. Evet. Ağzınızı sağlık. Yani programımızın sonuna geldik. Yine su gibi geçen bir program evet. oldu. Vitayka'yı doya doya dinlemiş olduk. Gelecekle ilgili planlarını, son sözlerinizi alayım isterseniz. Yani Kıbrıs'taki girişimcilik dediğimiz gibi yavaş yavaş oluşmaya başladı. İlk örneklerden biri de sizsiniz. Birer cümleyle bu konuda ilgili düşüncelerinizi alıp önce kapatalım. Önce teşekkür ederiz destek verip davet ettiğin için. Bize de anlatma fırsatı oldu. Yani şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 22 yıl profesyonel beyaz yakalı görevi yapmış Türkiye'nin bilindik şirketlerinde, bilindik işletmelerinde iyi pozisyonlarda görev yapmış biri olarak bütün genç arkadaşlarıma tavsiyem eğitiminiz tabii ki okuduğunuz okul, bölüm bunlara çok dikkat ederek evet. bunu hep üzerine koyarak eğitiminizi sonrası yüksek lisans, doktora bunlardan asla vazgeçmeyerek ama mutlaka hayatın bir noktasında bir girişimden tutun. Bakın girişim yapmayan hiçbir arkadaşım hayatın bir noktasında o manevi hazzı yaşanmamış olacak. Çünkü girişimin hazzı ve mutluluğu başka bir şey. Yıllarca çok büyük bütçeler yönettim ama şimdi böyle kendi şirketinin çok küçük bütçesini korkarak yönetmenin ne kadar büyük keyif olduğunu ancak böyle anlayabilirsiniz. Bütün genç arkadaşlarıma asla girişimden korkmayın. Kendinizi test edin, yanlış yapın, daha büyük yanlış yapın. Sonra zaten çok daha doğrusunu bulacaksınız. Tavsiyem budur. Teşekkür ederiz. Hasan benim sözlerimi çaldı kısa bir evet, şey. Hasan'ın bıraktığı yerden hakikaten çok önemli. Yani ben 38 yaşında 3 sene önce girişimciliğiyle tanıştım. Çok zorlu bir süreç, çok zorlu bir süreç ama kendinizi çok iyi tanıdığınız bir süreç. Eksiklerinizi, artılarınızı sürekli kendinizi yeniliyorsunuz aslında. Ben girişimcilik bu ülkenin olmazsa olmazıdır diye inanıyorum. Ki bizim de işte Bitayka olarak da diğer yaptığımız girişimlerde de yaptığımız sosyal faaliyetlerde de girişimciliği özendirmeye çalışıyoruz. Gençleri özellikle girişimciliğe, girişimcilik kafa yapısını
edinmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz. O anlamda zor bir süreçtir girişimcilik. Evet. Ama hayal etmekle başlar. Hayal ettikten sonra da düşeceksiniz, kalkacaksınız. Bu işin yolunda bunlar var. Öyle kolay bir süreç değil. Çok fazla çünkü parlatılıyor girişimcilik. Ama burada bir ekosistem oluşmaya başladı. Biz de bunun öncü girişimlerinden olmanın da hazzını, gururunu yaşıyoruz. Gidecek yolumuz çok. Girişimden korkmasınlar, Hasan'ın dediği gibi. Girişsinler. Ben çok teşekkür ederim bizleri ağırladığın için. Çok keyifli bir program oldu. Doyamadık. Bir programda daha inşallah girişimciliği konuşuruz. İnşallah. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Hoş çok geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Yine önümüzdeki hafta bir başka konu ve konuklarımızla birlikte olacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.